değerli izleyenler, sizler de bizimle burada yarışmak, dertlerinizi paylaşmak, hatta derdime çare ol Aslı'cığım demek isterseniz çok basit. Bunun için yapmanız gereken www.kanalc.com.tr adresinden veya WhatsApp hattımız 0539 570 3707. Ne olur hatta bize yazmanız yeterli olacak. Hemen konularıma geçmek istiyorum. Reyhan Hanımcığım, bugün bir geldiniz, vallahi pir geldiniz. Evet. Hani çok güzel gelişim oldu. Dosta sevinç, evet. Düşmana çatlasın. Öyle bir sıkıntı oldunuz. Çatlasın, söyleyeyim ben size. Düşmanım. Ve gelir gelmez kayınvalideler odasında fırtınalar estirmişsiniz. Evet. Hatta o kadar ki Murtay Hanımcığımla karşı karşıya gelmişsiniz. Kıskandılar aslan. Ben yoktum. Neler yaşanmış? Buyurun hep birlikte izleyelim. Yani bu girişiniz, şurada gelininizi gölgede bırakmanız, şovmen olduğunuz buradan belli. Kıskanmayın, ay, çatlamayın kız. Kız öleceksiniz kıskançlıkta. Reyhan şovlarıyla ortada. Ya. Siz bak hala şov bireysel şovculuğa gittiniz. Hala şovdasın. Prim yapmak için canım. Gelininizi arka plana attınız. 4,5 yıl oldu. Hala seyirci beni anıyor, beni konuşuyor. Kaynana olarak şova en yüksek yok. Benim. Atla geldiniz, nalları toplayarak gideceksiniz buradan. Şu anda için tir 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 titriyor. Benim hiç korkmuş, titremiş gibi var. Bir halim var mı? Vallahi var, rengin samsar oldu bacı. Ben Nurten Kuşatan. Kendinizi övdünüz, övdünüz, uçurdunuz da ben bir şey göremiyorum. Yenerim, hepinizi elerim. Slogan gibi. Evet. Yenerim, hepinizi elerim. Vallahi bak, yemin ederim her lafın bir slogan. Nurten Hanımcığım. Evet. Kıskananlar ne çok oldu böyle yükseldiniz? Ya açıkçası ben gelini adına da konuşmak istedim biraz. Orada girişi, gelininin gölgede kalışı, kızcağızın kendini bile tanıtamayışı. Hani siz ona bile bir şey soramadınız. Beni herkes tanıyor. Ne yapacaktım, atın terkisine mi atacaktım, arkama mı? Müsaade ederseniz Aslan'ım bana söz verdi. Ben bitireyim, sonra siz konuşursunuz Reyhan Hanım. Sen gelinini bugün bir akla getir de göreyim. İlk gününüz heyecanınıza veriyorum. Hiç heyecanlı şöyle değil. Şöyle Aslan'ım. Evet. Aslan'ımcığım şöyle. Evet. Ben bunu tamamen bir şov olarak görüyorum. Her zamanki gibi Reyhan Hanım. Ben şova karşıyım. Biz de buraya geri geldik. Tabii ki eski yarışmacı, çok başarılı bir yarışmacı Ezgi. Asla bunu tartışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama biz de geri döndüğümüzde böyle bir şova gerek duymadık. Yeah. Adımızla, namımızla, şampiyonluğumuzla geri döndük. Yani siz anca şov yaparsınız, sonra? Biz namımızla kalırız. Ya. Evet, maalesef bu programda... Seyirci buna güldü çok vallahi. Çok özür dilerim Reyhan Hanımcığım. Seyirci gülüyor, evet. Gülüyor size bu, şu an. Size gülüyor. He. Bu programda evet, şovmenlik yapanlar da akılda kaldı, kalmadı değil. Yani şey, çok özür dilerim. En büyük kıstas burada yaptığı puanlamayla, adaletiyle, her şeyiyle, adilliğiyle bence gündem olmalı. Ben işte yoksa öyle ben oldum. De bir taç takayım, yarın ben de bir ata bineyim, bir, ne bileyim değişik makyaj yapayım, kaşımı gözümü büyüteyim, al sana şov. Bu çok basit. Bu benim özel makyajım. Evde de ben böyleyim. Tabii, düğünde de biliyorum, böyleyim. Biliyorum ama bugünkü hiç gibi gezmiyorsunuz değil, değil mi? Yapmacık mı Ezgi? 10 yıllık gelinimsin. Düğüne de böyle gidiyorum. Maşallah. Burası gelinin mutfakta programı. Evet. Öncelik bana göre gelinler. Ön planda gelinler olmalı. Evet. Şu an aslında diğer kayınvalidelere de sormak istiyorum. Neden gelişiniz bir anda olay oldu? Beni etkilemiyor. Eğer yani Reyhan Hanım'ın gelmesiyle sadece bir şey oldu, bizimle aynı gün gelmesi. Keşke bizden bir hafta sonra gelseydi yani. Kadıncağız. Oldu. Çünkü...
o kendini oldu, görüyor. Benim lafımı bitirmem gerekiyor lütfen. Ben sana saygı duyuyorsam sen de bana duymak zorundasın. Oo. Hani tabii, herkes birbirine biz, saygı duyacak. Sen gerçekten o şov yapacaksa ya bizden önce ya bizden sonra yapacaktı. Aynı gün biz kendimizi ifade edemedik. Ya. Çünkü kadın bırakmıyor ki biz kendimizi anlatalım. Ya gelini edemedi. Sen dur. Hayır. Gelini kendini edemedi. Benim elinin gibi gelinim olsa ben kapıya koymam ya. Ne? Evimin kapısını kilitlerim açmam ya. Bir ne veriyor. Diyor. Üç veriyor. Ya. Üzerine konuşuyor. Bağırıyor. Sizi bir kere uyaracağım. Tek tek. Bir daha asla uyarmayacağım. Ya. Gelinim hakkında lütfen sen de doğru benim gelinim konuşun. Hakkında konuş. Sadece yarışma hakkını geliştir. Saygılı. Lütfen. Benim gelinim Yeceğim saygısız ben. Değil lütfen. Ya. Lütfen birbirinizi kırmadan kocaman hanımlarsınız. Kocaman kadınlarsınız. Böyle bir şey istemiyorum. Devam şimdi edin. Gelinim bana cevap vermemişti Aslı Hanım. Saygıdan dolayı zaten söz hakkı da o anda olmadı yani. Ben attan bindim, attan indim derken şov ederken geldik şov, yani. Doğru. O bana yakışan bir şey, tamam mı? Sana, gelinin de böyle çok özür diyerek kalkın. Sen de eğriti durun, eğriti. Bir dakika. Buradan sultanlar gibi bir şov. Nasıl geldi bu Feyhan'ımcı? Lakada yakışmadı mı? Soruyorum. Pardon. Yakıştı mı, yakışmadı mı? Mesele o değil. Gelini de bir dakika, ben o arada o mehtercilerden Ezgi bulamıyorum. Geliyor Ezgi, mehtercilere karıştı. Ezgi nerede? Onlar da kırmızı. Ezgi kırmızı. Bir an ben de son vallahi bulamadım. Ezgi. Ne oldu? Kırmızı oldu. Karıştı kız. Mehteranlara, mehteran. Olur muydu? Yani olur muydu? Ne olur muydu? Merter marşıyla gelmiş. Kız gelinin arasında. Yeniçerilerle gelmiş. Merter marşı. Ben konuşmak istiyorum. Ben konuşmak istiyorum. Burada çok benle alakalı konuşuldu. Evet Ezgi, konuşuldu. Bence de. Ben konuşmak vallahi istiyorum. Vallahi ben seni arkadaşım savundum. Seni konu mankeni dedi. İşte görünmüyor dedi. Yani ben bir kere konu mankeni değilim. Gayet Ezgi görünen, gibi. Sevilen, bilinen bir karakterim. Ben sakinliğimle, bu duruşumla siz de tanıyacaksınız. Bravo. Burada. Bilmiyorum belki izlemişsinizdir, izlememişsinizdir. Burada yarıştığımız sürece tanıyacaksınız. Tabii. Ben zaten burada izleyenler bilirler Aslı Hanım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evet. Ben kayınvalide, o gelin gibi. Çünkü o daha... Evet işim şart, öyle ya. 25 yaşındayım. Ben daha yerine göre konuşup, yerine göre cevap verip... atlayıp saldırıp kavga etmeyi bravo. Sevmiyorum. Şimdi bakın, herkes iyi yemek yapacak. Bu kadar. Kayınvalideler gelinlerini bulacak. Sonrasında puanlar konuşacak. Evet. Bakalım kim kalacak? Evet. Bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunu görelim. Aynı. Zamana bırakacak. Yani biz burada bir yere varamayız. Ben bir virgül koymak istiyorum. Çünkü bizim bir konumuz daha var. İzleyicilerime yemek yaparken Nazar'ın yanında konuşmuştuk biraz. Dedim ki bu konu biraz değişik ve karışık bir konu. Ben bunu dedim. Kritikte konuşacağım. Evet Nazar'cığım. Evet. Ablam. Nazar. Nazar'cığım. Senin anlatmaya başlarken hikayene hem gelinler hem de biz gerçekten çok şaşırdık. Kayınvalideler odasına da sanıyorum... ayrı bir şaşkınlık yaşandı. Evet, evet. Gerçekten enteresan. Öncelikle Nazar'cığım, Cemile Hanım neler anlatmış kayınvalideler odasında bir izleyelim. Sonra stüdyodayız. Benim gelinim benim lafımı dinlemez mi? Dinlemez olabilir. Yani şöyle, dinlese ne umurumda, dinlemese ne umurumda. İstenmeyen bir gelinim. İstemeyen gelini niye alıyorsun bacı? Ben almadım ki. Ben almadım. Oğlum aldı. Sen de oğlundan konuşmasaydın küsseydin bacı. Oğlum bana danışmadı zaten. Daha önce bir sevgili olduğunu duydum ben de. Ayrılırlar diye bekledim yani. Sonra bir baktım nikah yapıyor. Resmi nikah. Gitmedim bile. Daha önce oğlundan konuştun mu? Hani alma bu kızı. Evet. Bu dünyada erkek mi kalmadı da tutup benim oğlum eniştesinin oğluyla evleniyor. Ya benim ayrıldığım eski eşimle benim oğlum bacanaklar. Nazar'ın ablası benim eski eşimin karısı. Yani oğlumun üvey annesi. Bir dakika ben doğru mu anladım? Nazar'ın öz ablası şu anki kayınvalidesi mi? Resmiyette öyle. Şaşırdım. Kim kimin eşi, kim kimin kayınvalidesi? Bir anlatın Allah aşkına. Evet. Vallahi ben anlamadım. Oh. Evet Nazar diyorum ve susuyorum ben. Anne ben seni bir tek benim arkamda bir tek sen varsın biliyordum.
Hayır, konu senin neden istemediğimi sordukları için. Yani benim senin şahsınla değil de bulunduğun konumdan dolayı istemediğimi anlatmaya uğraşıyorum. Nasıl ya? Gerçekten çok üzdün beni. Ay canım benim. Yani şu an mı öğreniyorsun sen? Nazar. Gerçekten. Nazar, iyi misin? Ay, üzüldüm. Ay şu an duydu kız. Ay. Ama üzülecek bir şey yok bunda. Yani çok mantıksız bir şey bu. Yani şu anda yani tüm Türkiye'ye soruyorum, burada kaynanalara da soruyorum. Kim ayrıldığı eşinin, evlendiği kadının kardeşiyle, eski eşinin baldızıyla oğlunun evlenmesini ister ya? Soruyorum ya, kim yani? Istedim. Ben istemiyordum. Bu nasıl akrabalık ilişkisi böyle? Ama oldu. Bak bunu kabul ediyorum, oldu, yapacak bir şey yok. Yani Nazar'ın ablası aynı zamanda kayınvalidesi mi oluyor? Resmi nikahlı karısı çünkü benim oğlumun. Ama bu benim hala bir tarafımda yara kaldı, hala gururumu kırıyor. Ay, aşk bu ama. Aşk bu. Demek ki ben anlamıyorum aşktan. İnanmıyorum. Nazar ağlıyor şu an Cemile Hanım, evet ya. Tamam da ben de çok ağladım, ne yapayım yani? Çok ağladım ben de, çok üzüldüm. Çok dua ettim Allah'a, olmasın diye. Oldu. Ay. Oldu yani, yapacak bir şey yok. Ay çok zor. Nazar. Evet. Nasılsın yavrum ya? Susma kızım, ne demek istiyorsan söyle. Yok konuşsun hiç. Yani şu an ne ailem arkamda duruyor, ne annem, ne babam, ne kayınpederim, Allah'ım ne ablam, ne de kayınvalidem. Yani biz eşimle tek başımıza bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Acaba. Sevgimizle birçok şeyi başarmaya çalışıyoruz. Ay yavrum. Buraya da yani ben seninle bir şeyler başarmaya geldim. Yanımda olduğunu hissettim. Yani benim yanımda olduğunu düşündüm. Nazar, ben oğlumun gözlerinde sana duyduğu aşkı görmeseydim şu anda ben senin yanında oturmazdım zaten. Oğlum istedi, geldim. Sebep bu. Sana da alışmaya çalışıyorum. Evet. Ne kadar oldu? Ya ben göreli daha 7 ay oldu. Öyle yüz yüze göreli. Tabii sor. Bir dakika. Öyle, öz nasıl? Kayınvalidenle 7 ay mı oldu tanışalı, evet. Nazar? Ne kadar oldu evleneli? 3 yıl. 3 yıl oldu. Neden bu kadar geç? Olmadı işte. Kabul etmediniz mi? Ben kabul etmek istemedim. Kabullenmek istemedim yani. Elini öpmeye gelmek istediler. Bir dakika. Cemile Hanım, evet. Oğlunun düğünü, nikahı, neyse nişanı istemesi. Hiçbirine gitmedi. Hiçbirinde olmadınız mı? Zaten ben gittim dedi. Çağırdılar mı? Yok, kimse çağırmadı. Ne bir kimse bizimle iletişime geçti. Hayır, eşin yani oğlunuz, anneni hani nikaha davet etmediniz mi yavrum? Annemle babamı davet ettik. Hiçbir kimse gelmek istemedi. Yok, hiçbir kimse. Kayınvalidene demedin mi yani? Neydi eşinin adı? Aykut. Aykut arayıp da anne, yani benim nikahımda annem olarak yanımda ol. Heh. Demedi mi? Hiçbiri kabul etmedi. Hayır, demedi mi demedi diyor. Cevabı dedi. Ha. Dedi, anne dedi, yani bu mutlu günümüzde hiçbir kimse yok. Hani diğerlerin aradı. Evet. Diğerleri gelmek istemiyor. Seni de yanımızda olmanı görmek isteriz dedi. Annesi de aynı tepkiyi verdi. Ben istemediğim bir kızın nikahına neden geleyim dedi. Ay. Ah yazık ya. Bak bu kız çocuğu var ya. O kadının kardeşi değil de, ne bileyim, herhangi bir köyde, dağda yaşayan bir kız olsaydı, tamam mı? Yetimhanelerde büyümüş bir kız olsaydı, ben bunu baş tacı ederdim. Ama konum farklı. Diyorum ya, bütün sevgimi göstermeye çalışıyorum, alışmaya çalışıyorum ki ben aşacağımızı düşünüyorum aslında. Bence de. Ama bana bir süre verin, zaman verin yani. Bir de şöyle başlangıcı, anlatmıştım mutfakta, kayınpederin seni görüyor. Evet. Doğru mu? Ve diyor ki benim diyor oğluma Nazar olur. Aralarını yapalım, evlendirelim. Evet, bu fikri ortaya atan da senin kayınpederin. İlk zamanlar işte dedi işte Nazar seni ben yani oğluma alayım diye. Yani kayınpederin hem gelin hem baldızı oluyorsun. Evet. Doğru mu anlıyoruz? Evet. Hem gelin hem baldız. Evet. Doğru. Ablan da hem ablan hem kayınvalide konumunda. Evet. Tabii ki biyolojik olarak eşinin annesi Cemile Hanım olduğu için o sağken tabii ki annen, validen de burası. Peki bu kızın günahı ne, suçu ne? Yani Türkiye'de hiç erkek kalmamış gibi gelip benim oğlumla evlenmesi, tek suçu bu. Allah'ım. Nazar suçu bu.
Bence gelin, yanındaki gelinle küseceğini önce oğlunla konuşması lazımdı. Madem böyle bir çelişki kafasında varmış. Konuşmuş galiba. Evet. Burada eğer bir soralım. Suç... Konuştunuz mu? Konuştunuz mu oğlunuz? Oğlunla mı? He. Dedim ya vazgeçirmek. Hani oğlum olmaz bak bu senin. Olmaz. Senin babanın evlendiği kızın kız kardeşi. Beyan Hanım bir araya gelemeyiz dedim. He. Bu çocuğun hastalığı olacak, doğum olacak, bayram olacak, seyran olacak. Nasıl ben ayrıldığım eşimle bir araya gelebileyim? Tamam. Olmaz dedim. Tamam. Oğlun ne dedi? Oğlun kabul ettiyse burada gelin değil, oğlun suçlu bence. Seni dinleseydi ya da yok ya. Etkilemeseydi. Babamın evlendiği kadının kız kardeşini alamaz mı ben deseydi. Etkilemeseydi. Yüreğine bir kem vursaydı. Ne bileyim ben yani. Ha. Ben olsam eğer oğluysam, senin oğlunsam ben almazdım. Şahsen benim kendi kişiliğime ben almazdım. Hayatın gerçeği bu işte. Ah hepimiz öyle istiyoruz bu ama işte. Hangimizin çocuğu mantığını çalıştırıyor? Şahsen benim çocuğum yapsa ben ağlamaktan ölürüm. Babasının beni bırakmasına o kadar üzülme. Oğlumun bana bu şekil olmasına boşanmışlar. Ben çok üzülüyorum. Tamam boşanmışlar. Tamam. O da sorun yok. Tamam. Ama bula onu mu buldu? Yani... Ya da bulduysa örnek bak lafını kesiyorum. Bulduysa da kendi çocuğumdan ben örnek veriyorum. Örnek olmaz ama olduysa da ya bir annesiyle konuşsaydı, bir rızasını alsaydı. Anneciğim gel hele bir tanışalım, kızı bir getireyim elini öpsün. Ben de rica minnet edeyim. Veya yani... nikahta beraber olurdular, mutlu bir tablo çizerdiler. Etmemiş. Ama olmamış, olmayacak yani bir şey. Yani burada Aykut'ta bir eksiklik var. Aykut'ta var. Yok. Eşimle kesinlikle bir suç var. Bulmuyorum. Çünkü zaten... Sende yok. Benim eşim zaten annesiz babasız büyüyen biri. Ya. Aslında ne annesi sahip çıkmış ne babası sahip çıkmış. Allah baba annesi ya anne sahip çıkmıştır ya. Bir anne nasıl sahip çıkmaz? Babaanne büyütmüş. Kedi bile yavrusuna sahip çıkıyor ya. Ne diyorsunuz Cemile Hanım? Maddi durumu belki olmam. Şey ya. Hayır burada şimdi yanınızdasınız yani cevap hakkı doğuyor burada. Şimdi ya o konulara ben pek girmek istemiyorum da öyle bir şey yok yani bir 7 yaşına kadar benim yanımda kaldı babasız bir şekilde. Tamam parça parça kaldı çocuk. 7 yaşından sonra bazı sorunlar oldu. Ben onu babaannesine vermek zorunda kaldım. Bakamayacağım için. Zorunda kaldınız. Zorunda kaldım. Zorunlu. Çaresiz. Yani çaresizlik de. Çaresizlik. Sonra ben kendimi toparladım. 11 yaşına girdi. Evet. Getirdim evime getirdim. Bir hafta yalvardım kalmadı. Kalmadı. Ah. Yani kimse bana terk etti diyemez yani. Mümkün değil. O zaman neden şimdi dikine gidiyor? Cemile Hanım. Evet. Nazarım burada ne suçu var? Keşke. Aslı Hanım, nazarım burada ne günahı var? Şimdi zaten çocuk bölük pörçük bir gençlik yaşamış. Bilemiyorum, detayları anlatmadınız. Babasıyla annesi ayrılmış. Zaten ilişkileri evet. Düzgün değilmiş ama, belli. Evet. Gidiyor, babası biriyle evleniyor. O da onun kız kardeşine aşık oluyor. Nazar da ona aşık oluyor. Nazar'ın burada suçu Nazar'ın ben zaten diyorum suçu yok. Aykut'un ne suçu var? Aykut'un var. Babasıyla annesinin günahını o mu çekecek? Annesinin çektiği çilelere şahit olmuştu. Ya annesinin çektiği çileleri biliyor ama. Kim bilir o kadar nasıl bir acı hikayesi ya, var. Bir şey söyleyeceğim. Sen yargılı bir dakika. Aysun'cum söz istiyorsun. Evet. Ben artık dayanamıyorum ya Aslı'nın bu. Ay bu ne ya? İçin ben gerçekten ya. Hiç iyi değilim. Aysun'cum. Şimdi gerçekten... Gerçekten izleyicilerimiz de Süreyya Hanım hakikaten bu bir şaka mı? Ne oluyor burada diyorlardı. Gerçekten ya. Yaşananlar enteresan tamam. Hikayeler. Evet değerli izleyenler. Gelinim mutfakta bu haftaya çok enteresan hikayelerle başladı. Evet çok renkli bir kişilik. Reyhan Hanım renkli bir şekilde giriş yaptı. Evet. Teşekkür ederim. Nazar ve Cemile Hanım'ın gerçekten enteresan bir hikayesi evet. Var. Yani bir güne ve şu kritiğe asla sığmaz bu hikaye. Çünkü bir şey soruyorum arkasından bir şey çıkıyor. Gerçekten bir şey soruyorum başka bir şey çıkıyor. Çıkmaz. Bir şey sormaya gerçekten korkuyorum. Cemile Hanım Allah güç kuvvet versin. Yarın yine devam etmek istiyorum kaldığımız yerden. Bu hikayeler, bu gerçek yaşamlar hepimize örnek, bazen ibret olsun. Evet. Kalbinizi bize açtığınız aynen. için hepinize aynen. ben şahsım adına Aslı Ünel olarak aynen. çok teşekkür ediyorum. Aynen. Şimdi diyorum ya ben her zaman değerli izleyenler mutfakta gülmek de var, ağlamak da var, şen kahkahalar var, oynamak da var, dertleşmek de var. Ama şimdi ne var? Son tadım var ve Cemile Hanım son tadımı yapacaklar. Şimdi tadımdayız.